Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Cuma Suresi son bölüm 9-11. Ayetleri değerlendireceğiz. Okuyacağımız kısım Cuma ile alakalı. Zaten bu surenin de ismi Cuma Suresi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma ile alakalı günlerin efendisi ifadesini kullanıyor. Haftanın günleri içinde, haftanın 7 günü içinde Cuma günlerin efendisidir. İşte Cuma günü Müslümanlar bir araya geliyor. Evet, günde 5 vakit namaz var ama haftada bir de bir araya toplanmak var. 5 vakit namazda Müslümanlar kısmen bir araya gelebiliyor. Ama haftalık namaz ibadet olarak daha derli toplu bir şekilde Müslümanlar bir araya toplanıyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemindeyken Müslümanların bu şekilde toplanmaları mümkün değildi. Çünkü takip ediliyorlardı. Bundan dolayı Cuma farz kılınmamıştı. Ama bir kısım Müslümanlar Medine-i Münevvere'de bulundular. Oraya gittiler. Oradaki insanlar da İslam'ı kabul etti. Peygamber Efendimiz daha gelmezden önce orada haftada bir Cuma namazı kılmaya başladılar. Peygamber Efendimiz de hicret esnasında henüz daha Medine'ye varmadan orada Cuma namazını, kendisinin kıldırmış olduğu ilk Cuma namazını idrak etti. Ve böylece o zamandan bu zamana Cuma namazı Müslümanların bulunduğu her yerde kılınıyor. Allah-u Teala bununla alakalı bize şöyle bildiriyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey iman edenler! اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ Cuma günü namaz için nida edildiğinde, ezanla size seslenildiğinde fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine koşun ve zerul bey, ve alışverişi terk edin. Burada önce Cuma için nida edilmesinden söz ediliyor. Bu da ezandır. Ve diğer namazlara da yine ezan vasıtasıyla insanlar davet ediliyor. Her bir ezan İnsanların camiye ve namaza çağrılmasıdır. Ve her bir ezan kainata tevhidin ilan edilmesidir. İşte özellikle Cuma günü ezanla insanlar camiye davet edildiğinde burada Allah'ın zikri diye bu ifade ediliyor. Allah'ın zikri namazdır. Hutbede bu zikre dahildir. Çünkü hutbede Allah'ın zikri var. Peygamber'e salatu selam var. Ve aynı zamanda Allah'ın kitabından bir takım manaların ve bir takım hikmetlerin izah edilmesi var. İşte hem namaz hem de onun mütemmim bir rüknü olarak Cuma gününde okunan hutbe Allah'ın zikridir. Ona davet edildiğinizde fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine koşun. Tabi burada koşun derken acaba abdestini alan camiye koşsun, yani koşarak gitsin o anlamda mı? O anlamda anlamak yanlış olur. Ama acele edin. Yani gevşek davranmayın, isteksiz davranmayın ve bir heyecanla Cuma'yı idrak edin ve Allah'ın zikrine hahişkar olarak arzulu bir şekilde koşun ve coşun. Böyle bir manayı ayet ifade ediyor. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden birisi işte camiye giderken acele etmesin, yani koşarak gitmesin, vakur bir şekilde gitsin, cemaate yetişebildiğini cemaatle kılsın ve yetişemediğini de kendisi tamamlasın. Telaşlı bir şekilde gitmek uygun değil. Burada zahirine göre değerlendirilirse koşarak gitmek gerekir ama bundan murat bunun ihmal edilmemesi ve mutlaka yerine getirilmesidir. Cuma günü vaktinde İnsanlar camide toplanmalı ve Allah'ın zikrini orada eda etmeliler. Ve alışverişi bırakın. Alışverişi bırakın denilmesi artık ezanın okunmasıyla beraber alışverişin olmaması gerekir. Peki günümüzde bu nasıl uygulanacak? Diyelim tarihin önceki dönemlerinde Cuma vakti adeta ticari hayatta duruyor. Herkes camiye koşuyor. Ama malum kadınlara Cuma namazı farz değildir. Ve kadınlar çarşıda pazarda alışverişte ederler. Cuma vakti alışveriş yapmayacaklar mı? Önce şunu ifade edeyim.
Kadınlar da isterlerse cuma namazına gelebilirler. Bu gerçi şu anda bizim yaşadığımız coğrafyada o kadar da alıştığımız bir şey değil. Ancak bu dinin özünde dine ters bir şey değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde hem de mescit tek katlıyken, yani alt kat tarzında bir şey yok, alt kat üst kat değil, tek hemzemin durumdayken kadınlar erkekler aynı mescitte namaz kılıyorlar. Bu konuda insanımızın az çok bilgisi vardır. Erkekler önde, daha sonra çocuklar, daha sonra kadınlar, bu şekilde bir sıralamayla camide namazlarını beraber eda ediyorlar. Cuma kadınlara farz değildir ama bu kılamazlar anlamında da değil. Kadınlar da isterlerse cumaya gelebilirler. Ve bugün İslam dünyasının pek çok yerinde kadınlar cuma namazına, hatta vakit namazlarına da gelmektedirler. Sabah namazı dahil bu şekilde gelmiş oldukları epey yerler var. Bizde bunun çok yaygın olmaması, özellikle Hanefi mezhebindeki belki bazı ölçülerden kaynaklanıyor. Eğer kadının camiye gidip gelmesinde fitneye maruz kalması gibi durumlar varsa veya fitneye maruz bırakması gibi durumlar varsa evinde kılması daha eftaldir. Bu mealdeki içtihat ön plana çıkmış. Bundan dolayı kadınların evde namazlarını eda etmeleri, cuma günü de o vaktin öğle namazını kılmaları daha uygun görülmüş. Ama bu ifade etmeye çalıştığım gibi cuma namazını kılamazlar anlamında değil. İşte günümüzde çarşıda, pazarda hayat kısmen yine devam ediyor. En azından kadınlar isterlerse o vakitte alışverişini de yapabilirler. Ama isteyen de cumaya da gelebilir. Orada namazını eda eder. Ve bir kadın cuma namazını kıldığında artık ondan o günkü öğle namazı düşmüş olur. Çünkü cuma namazı aynı zamanda öğle namazının da yerine geçmektedir. ذَٰلُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz, yani alışverişi bırakıp Allah'ın zikrine, camiye koşmanız cuma vaktinde sizin için çok daha hayırlıdır. Ve hadislerde önce gelmeye teşvik yapılmıştır. Ve işte camiye erken gelen sanki bir deveyi tasadduk etmiş gibidir. Daha sonra gelen bir diyelim sığırı tasadduk etmiş gibidir. Daha sonra gelen bir koçu tasadduk etmiştir. En sonlara doğru gelen de onlar da sanki bir tavuğu söz gelimi tasadduk etmiş gibidir. Hadis-i şerifte bu şekilde önce gelmenin faziletine de dikkat çekilmiş. Ve ülkemizde güzel bir adettir. Cuma namazından önce vaazlar da yapılır ve bu vaazlarda Kur'an'dan, hadisten, İslam tarihinden örnekler verilir. Belli konular, güzel konular anlatılır ve gelen cemaat bundan istifade eder. Ancak tabi burada hatibin, vaazı yapan kimsenin hitabeti de önemli. Konulara vukufiyeti önemli. Gerçekten konunun hakkını veriyorsa, hafta boyu konuya hazırlanıp bir aşk, bir şevk, bir heyecanla orada anlatıyorsa, ona göre cemaat için daha cazip olacaktır. Bir cazibe meydana gelecektir. Ve insanlar zevkle onu dinleyeceklerdir. Ama güzel takdim edemiyorsa insanımız o zaman genelde ezanı esas alıyor ve son 3-5 dakika içinde cami doluyor. Bu durumda camiye neden insanlar erken gelmiyor diye bazı vaizler, hocalar eğer düşünüyorlarsa herhalde acaba güzel anlatamıyor muyuz, konunun hakkını veremiyor muyuz, buna bakmaları gerekir. Konunun hakkı verildiğinde insanımız camiye yarım saat, hatta bir saat önce gelmeye mühiyyadır. Ve önce gelmenin de faziletleri hadiste ifade edilmiştir. فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namaz eda edildiğinde, namaz kılındığında artık yeryüzünde dağılın. وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın lütfundan rızık talebinde bulunun. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Ve çokça Allah'ı anın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Ta ki felaha eresiniz. Yani namaz kılındıktan sonra acaba tekrar alışveriş yapılabilir mi? Zihinlerde böyle bir soru olabilir.
yapılabilir. Bunda dinen bir engel yok. İşte Yahudilerde cumartesi çalışmanın yasak olduğu bir gündür. O günü daha böyle dini bir atmosfer içinde geçirmeye çalışıyorlar. Ta eskiden beri böyle gelmiş. Onlar da böyle devam ediyor. Hristiyanlarda pazar günü hem kilisede ibadet vaktidir hem de bir tatildir. Müslümanlar açısından cuma günü haftanın daha yoğun olarak bir ibadet günüdür. Ama namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılmak ve yine Allah'ın rızkından, Allah'ın lütfundan rızık talep etmek, bu da meşrudur. Kur'an-ı Kerim bunu bildiriyor. Tabi burada yeryüzüne dağılın denilmesi, yani illa işinin başına mı dönmesi gerekir? İsterse dönmeyebilir, isterse camide evrad eskarıyla da meşgul olabilir. Ama dönmesinin de caiz olduğunu ayet-i kerime bu şekilde ifade ediyor. Ve iş yerinde çalışırken Allah'tan gafil olmaması, Allah'ı yad etmesi gerekiyor. İşte Allah'ı çokça zikredin ta ki felaha eresiniz. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde ona doğru yöneldiler ve seni ayakta bıraktılar. Burada Peygamberimiz dönemindeki bir olaya dikkat çekiliyor. Tefsirlerde anlatıldığına göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cuma hutbesindeyken, cuma namazı esnasında Suriye tarafından bir kervan geliyor. O sıralarda da Medine-i Münevvere'de kıtlık, kuraklık var ve insanların gözü gelecek kervanda ve oradan mal alacaklar, gıda alacaklar ve bir beklenti içindeler. Tam böyle cuma namazının edası esnasında, hutbe esnasında kervan geliyor. O günün şartları içinde kervanın gelişini davullarla haber veriyorlar veya deflerle haber veriyorlar. İşte namaz esnasındayken def sesleri duyulunca insanların çok büyük bir ekseriyeti, kahir bir ekseriyeti namazı bırakıp heyecanla kalkıyorlar ve kervanın o tarafa doğru gidiyorlar. Çünkü bir yığılma olacak, herkes sıraya girmek istiyor, bir an önce alacağını almak istiyor. Ayet-i kerime bunun yanlışlığına dikkat çekmekte ve Peygamberimize hitaben onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde o tarafa doğru dağıldılar ve seni ayakta bıraktılar buyuruyor. Demek ki velev sahabe de olsa böyle dünyanın daha cazip gelmesi söz konusu olabilir ve o noktada bazı yanılmalar, bazı olmaması gereken tavırlar onlarda da görülebilir. Burada da buna bir misal verilmiş oluyor. Kul ma indallah hayrun minel lehvi ve minet ticara. Ey peygamber, sen de ki Allah katında olan oyun eğlenceden ve ticaretten çok daha hayırlıdır. Yani Allah katında olan, Allah'ı zikretmek ve cumanın hakkını vermek, o anda ayrılmamak, bu gibi şeyler elbette o eğlenceden, o ticaretten çok daha hayırlıdır. Rivayetlere göre bu olayda Peygamberimizin mescidinde, Mescid-i Nebevi'de 12 kişi kalmış. Diğerleri cemaati bırakmışlar ve kervanın bulunduğu tarafa gitmişler. Vallahu hayrur razıkın ve Allah hayrur razıkındır. Yani rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah her halükarda rızık verir ve bütün mahlukatını rızıklandırır. Dolayısıyla böyle bir kervan geldiğinde ibadetinize devam edecek olursanız acaba aç mı kalacaksınız? Böyle tevehüme düşme lüzum yok. Veya genel anlamda baktığımızda ibadetinizi yaparsanız acaba fazla kar elde edemeyecek misiniz? Bu gibi telaşa düşmeye, bu noktalarda endişe etmeye lüzum yok. Allah hayrur razıkındır. Rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rızkı veren o. Hayatı veren o olduğu gibi rızkı da o gönderiyor. Ve nasıl ki balığa gidenler veya ava gidenler her gün bir şeyler yakalıyorlar ve o şekilde dönüyorlar. Onlara rızkı o şekilde gönderiliyor. Veya kuşlar sabahları karnı aç olarak
yola koyuluyor ama gün boyu bir şeyler buluyorlar, rızıkları gönderiliyor. Denizin dibinde 150 tonluk balinalar var ve bunların da kendine göre tabii yiyecekleri var. Kendi ağırlığı 150 ton olunca her gün tonlarca yiyecek yemesi lazım. Bunlara da rızkı gönderiliyor. Allah-u Teala hamsiyi aç bırakmadığı gibi balinayı da aç bırakmıyor. Bir karıncayı doyurduğu gibi koca bir fili de yine doyuruyor. Dolayısıyla bu gibi meselelerde dünyevi endişelerle ibadeti terk etmek, ibadetten geri kalmak akıl kârı değildir. Çünkü rızkı verecek olan Allah'tır ve Allah bir şekilde rızık kapısını açar. Sizin önünüzde bazı kapılar kapalı da görülse, siz Allah'a teveccühle yöneldiğinizde Allah size rızık kapılarını açacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an'ı iyi bir şekilde anlamayı, ona göre yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin ve maddi ve manevi rızkımızı bol eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.